Evet, geçtiğimiz haftanın ilginç olaylarından bir tanesi Twitter'ın hacklenmesi. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Birkaç hafta önce Twitter'dan hesaplar nasıl hacklenir diye konuşmuştuk. Yalnız birçok çok önemli kişinin hesabı, şu blue checkmark derler ya, onaylı hesaplar, birçoğunun aynı anda hacklenmiş olması bu yöntemi kullanmadıklarını gösteriyor. O basit yöntemi de size söyleyeyim de arkadaşlar. Yarın bir gün denk gelirsiniz belki. Daha önce konuşmuştuk ama önemli olduğunu düşündüğüm için hızlıca bir daha anlatacağım. Size mail geliyor. Diyor ki hesabınız ele geçirildi bilmem kim bilmem kim tarafından. Eğer bunun yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız lütfen adınız ve şifrenizi kullanarak hesabınıza girin. Ve sizi sahte bir Twitter login sayfasına yönlendiriyor. Orada da tabii ki adınızı ve şifrenizi girdiğiniz zaman onu öğrenmiş oluyor. O isim ve şifreyi kullanarak da sizin hesabınızı ele geçiriyor. Ancak bu büyük hack'te kullanılan yöntem bu değil. Normalde Twitter çok güvenli falan derlerdi. Twitter'ı hacklemek kolay değil derlerdi ama söylenene göre Twitter çalışanlarından bir tanesi, birçok şeye erişimi olan çalışanlardan bir tanesi de işin içindeymiş. Öyle olunca tabii hesap bilgileri, DM'ler yani özel mesajlaşmalar, bunların hepsi çalınmış olabilir deniyor. Yüzeyde çok basit bir dolandırıcılık gibi gözüküyor. Bu hesapları ele geçirip ne yapmışlar peki? Mesela Barack Obama şöyle bir tweet paylaşıyor. Diyor ki COVID-19'dan dolayı sizlere para bağışı yapmaya karar verdik. Kısa bir süreliğine şu adrese yollayacağınız Bitcoin kaç yollarsanız yollayın size iki kat olarak geri dönecek. Evet, baktığınız zaman bir insanın buna inanması için ne kadar beyinsiz olması lazım diyorsunuz değil mi? 100 bin dolar kazanmışlar bu şekilde. 100 bin dolar. Daha önce de söylemiştim. Dolandırıcılıkta ben şuna kızmıyorum. Kısa yoldan zengin olma hayali olan ve inanılmaz salakça şeylere inanan insanların dolandırılmasına kızamıyorum. Bu dolandırıcılık da tamamen sadece salaklara hitap etmiş. Sadece salak olmayan gelmesin demişler yani. Bazı dolandırıcılıklar var böyle. Hani bunun daha nitelikli versiyonları vardır. Diyorum ya, mesela polis kıyafetiyle gelirler ya da yaşlıları kandırmaya çalışırlar ya da insanların yardım duygularıyla oynamaya çalışırlar. İşte derler ki engelliler için tiyatromuz var, bilet satıyoruz. Bunlar büyük şerefsizlik. Çünkü bunlar insanın iyi niyetini suistimal ediyor. Ama bu tür işte bize Bitcoin yollarsanız iki katını yollayacağız. Yani ciddi 100 bin dolarlık inanmışlar buna. Ya da işte kadın tılsımlı kitap satıyorum diyor. Herkes için diyor, bunun enerjisi diyor. Herkes için bir tane kitap lazım. Öyle birkaç kişi alamaz. Ciddi ciddi insanlar inanıyor, alıyor. Bir şey demiyorum. Gerçekten bir şey demiyorum. Neden? Şu noktadan sonra bu tür insanları dolandıranlara kızmamaya başladım. Bizim gibi enayiler biliyorsunuz hep insanlara doğruları söylemeye çalışıyoruz. Değil mi? İnsanları aydınlatmaya çalışıyoruz. Evet, birçok kişi teşekkür ediyor ama birçok insan da belki daha çok insan gelip sana atarlanıyor, gelip sana küfrediyor ve söyledikleri laflara bakıyorsun yani. Ulan diyorsun sen nasıl yaşamışsın bu yaşa kadar? Nasıl yaşamışsın? Bu beyinle nasıl yaşamışsın? O yüzden bu adamların bu beyinsizleri tokatladığını görünce kızmıyorum abi. Çünkü aklıma benim iyi niyetle laf anlatmaya çalıştığım bu beyinsiz insanlar geliyor. Senin cebinde para olmasın. Ne yapacaksın sen parayı? Beyin mi alacaksın? Beyin bedava. Önce git bedavaya bir beyin al. Yalnız birçok kişi diyor ki bu hacklenme olayının sadece ön yüzü olabilir. Arka planda çok daha farklı şeyler yaşanıyor olabilir. Neden biliyor musunuz? Ele geçirilen hesaplar arkadaşlar. Apple, Bill Gates, Joe Biden. Joe Biden da şu an Trump'ın karşısına çıkan aday. Barack Obama, Elon Musk. Bir sürü aşırı yüksek profil insanın hesapları ele geçiriliyor. Bu da şu anlamı gelir. Bu hesaplar ele geçirilirse %99,9 o kişilerin özel mesajları da ele geçirilmiş durumda. Çünkü sen Joe Biden'ın hesabını ele geçireceksin de özel mesajlarına bakmayacaksın. İmkansız bir şey. O imkansız yani. O yüzden bu insanların özel mesajlaşmalarına bakıldı. Ne var bunda diyebilirsiniz. Bu insanlar çok gizli şeylerini özelden yollayacak kadar salak mı diyebilirsiniz. Ama bundan önce benzer bir olay yaşanmıştı. Hillary Clinton'ın e-mail üzerinden gizlice yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıkmıştı. Twitter'dan da özel mesaj olarak gizli konularını paylaşan, gizli olayları paylaşan kişiler oluyor. Esas diyorlar ki Deep Web gibi yerlerde bu bilgiler satılabilir. Ve bu bilgiler o 100 bin dolardan çok daha değerli aslında. Tabii şöyle bir şey var. Bu adamlar mesela 100 bin doları aynı hesaba yollamıyorlar. O zaman çok bariz olur çünkü o hesabı kimin kullandığı. Başka hesaplarla karıştırıyor.
küçük parçalara bölüyor. Küçük parçalara bölündüğü zaman bu sefer takip edilmesi iyice zorlaşıyor. Bazı öyle Bitcoin alımını satımını parçalayan aracı siteler var. Parçalayıp küçük küçük gösteriyor. Farklı yerlere gittiğini gösteriyor. Bulman yakalaman imkansızlaşıyor. Bu tür bilgileri Deep Web'de satarlarsa yakalanma ihtimalleri de yükselecek. O yüzden belki de hiç uğraşmayacaklar. Parayı alıp yani 100 bin dolar alıp kaçacaklar diyen de var. Ne olacağını göreceğiz. Belki yarın ortaya çıkar. Obama'nın özel mesajları açığa çıktı diye. İşin ilginç yanı da şu. Böyle bir hack yaşandı ya. Şimdi %90 o hackerlar açığa çıkarmasa bile Photoshop'la sahte özel mesajlaşmalar ortaya çıkartabilirler. Reddit üzerinden falan. Yani konuyla alakasız kişiler. Onu ben bekliyorum açıkçası. Lütfen arkadaşlar onu da gördüğünüz zaman yani artık screenshot'a Efe abi bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Efe abi elim ayağım titriyor diye gelmeyin. Artık screenshot'lara inanmayacak kadar kafamızın, beynimizin gelişmiş olması lazım.